Merhaba güzel insanlar. 2 seneyi biraz aşkın bir süredir çeşitli videolar çekiyorum. Bunların büyük ağırlıklı olarak konusu Kanada ve göçmenlik konusu. Tabii Kanada ve göçmenlik konusu hayli ilgi çeken videolar olmakla birlikte tartışmalı da konular. Yani pek çok kişi benim burada söylediklerime katılmayabilirler. Bu çok doğaldır. Ancak ben kendi hayatımla ilgili bilgi veriyorum. Yani ben kendi görüşümü, bakışımı, değerlendirmelerimi kendi açımdan yapıyorum. Benim yaptıklarımı, benim başardıklarımı, benim başaramadıklarımı başkaları aynı şekilde yaşayamayabilir. Biliyorsunuz son yaptığım videoların bir tanesinde 25. yıl başlığını koymuştum ve altına da iyi ki gelmişim demiştim. Bu videoda bunu tamamlayacak başka bir konuya değinmek istiyorum. 25 yıl önce iyi ki gelmişim ama bugün olsa Kanada'ya gelmezdim. Bugün konumuz bunlar üzerine. Kanalıma hoş geldiniz. İki seneyi aşkın bir süredir Kanada ile ilgili, Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili videolar yapıyorum. Videoların büyük ağırlığı Kanada ve göçmenlikle ilgili. Ve bu videoları biraz taradığınızda işte Kanada'ya gelinir mi, göçmen nasıl gelinir, mülteci olarak gelinir mi, sıkıntıları nedir, güzel tarafları nedir, bunları ayrıntılı olarak ele aldım. Bugünkü videoyu Kanada ile ilgili sizlere yanlış izlenim vermemek maksadıyla çekiyorum. Biliyorsunuz finansla ilgili videolar çekenler yasal zorunluluktan kaynaklanarak bu bir yatırım tavsiyesi değildir derler. Ben de bazı videolarımda bunu bir göçmenlik tavsiyesi değildir şeklinde sizlere söylemiştim. Z kuşağı ile ilgili yaptığım bir videonun başında da bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu da ayrıntılı olarak anlatmaya çalışmıştım. Gerçekten size göçmen olarak gelin gelmeyin demek hiç kimsenin haddine değil, doğru da değil. Yani göçmen gelinmesine aracılık yapan kurumlar doğal olarak para kazanabilmek için sizin göçmen gelmenizi önerecektir. Bu onların işinin bir parçası. Mercimek üretiyorsan mercimeğin faydasını anlatmak gibi bir şey. Onları bir kenara koyalım. Benim videolarımda genelde Kanada ile ilgili olumlu şeyler duyuyorsunuz. Olumsuz da var ama büyük çoğunluk olumlu. Çünkü ben Kanada'yı o şekilde görüyorum. Kendi gördüğüm açıdan söylüyorum. Benim görüş açımın da doğru olduğunu iddia etmiyorum. Bu bir algı meselesi. Bana göre güzel olan şey size göre yanlış olabilir. Soru şu, herkes kendinden sorumlu. Herkes kendisine yönelik bir şeyler anlatmak durumunda. Yani ben buradaki sosyal yaşantıdaki güzellikleri size anlatırken benim bu anlattıklarımın büyüsüne kapılıp bağınızı, bahçenizi falan satıp buraya gelmeye kalkmayın. Çünkü ben ayrı bir kişiyim, benim ayrı niteliklerim var. Her şeyden önce benim geri dönme lüksüm var. Geri döndüğümde bir saniye bile çalışmadan hayat boyu yaşayabilecek imkanlarım var. Şimdi buraya gelecek kişi oradaki imkanlarını bıraktığında, burada da yapamadığında geriye dönemeyecekse eşit durumda değiliz. Dolayısıyla ben burada överken işte şurası iyidir, burası iyidir, insanlar gülümsüyor, merhaba diyor, arkadan gelene kapıyı tutuyor filan derken bunlar güzel şeyler ama bunlar karın doyuran şeyler değiller. Sonra ben burada hemen işe giriyorum ama benim 25 yıllık bir Bahriye deneyimim var. 25 senelik Kanada deneyimim var. Doktoram var, bir sürü eğitimim var. Burada yaşadıklarım var, Kanada deneyimim de var. Kendi firmamı kururum, bir yerde çalıştım, başka bir yerde daha çalıştım. Üniversiteye gidip yüksek lisans yaptım. Kanada vatandaşıyım. Maddi bakımdan herkes benimle aynı koşulda olmadığı gibi birikim olarak da aynı olmayabilir. Ha, bu bana avantaj sağladığı kadar dezavantaj da sağlıyor. Mesela benim doktoram var, masterlarım var falan, onları bir kenara koyun. Ben çok iyi bir sıhhi tesisatçı olsaydım belki çok daha yüksek paralar kazanabilirim. Burada çok daha rahat yaşayabilirim. Dolayısıyla bütün bu söylediklerimi böyle arka arkaya koyduğumda lütfen söylenenleri benim açımdan söylendiğini, benim hayatıma yönelik olarak söylendiğini asla unutmayın. Birinci madde bu. İkincisi, Kanada gerçekten çok güzel bir yer. Çevresi güzel, temiz, yollarda çöp yok,
güzel bir manzaralı yerde durduğunuzda orada sizin gibi o manzarayı beğenip durmuş, biranın şişelerini kırıp oraya bırakmış, piknik yapıp çöpünü ortalıkta saçıp bırakmış gitmiş, çocuğunun bezini parkın ortasına atmış insanlar yok. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Şimdi Kanada'yı eleştiren bazı arkadaşlar, Kanada'nın bu taraflarını, bu güzelliklerini değil de işte işsizlik oranını, evsizleri vesaireyi ele alıyor. Bu bir algı meselesi. Eğer siz yere atılmış çöplerden rahatsız olmuyorsanız, eğer siz yolda sürekli durdurulup kimlik kontrolü yapılmasından filan rahatsızlık olmuyorsanız bulunduğunuz yerden memnun olabilirsiniz. Bunların yapılıyor olması orayı kötü de yapmaz. Ancak bunlara katlanamayan insana itici bir etki yapar. Ben onlardan biriyim. Beni itiyor, çekirdekleri yiyip çimlerin üzerine bırakıp giderler. Ha, belediye ertesi gününe bırakmaz onları. O gece gelip hepsini süpürerek topluyorlar ama mesele o değil. Ben orada yere atılan çöpleri gördükçe, işte o şişeleri toplayan Suriyeli çocukları gördükçe, insanları gördükçe, ondan para kazanacak çünkü zavallı, onlar beni rahatsız ediyor. İzmir'de değil de başka bir yerde yaşasaydım belki bu sıkıntım çok daha büyük de olabilir, onu da söyleyeyim. Hani trafiğin kötülüğü, ses gürültüsü, esnafın yaklaşımı, ahlakla ilgili sorunlar, sıraya girmeme, hayat pahalılığı, bunlar hep göreceli şeyler. Biz gelelim Kanada'ya. Şimdi Kanada'da benim geldiğim zamandan, hatta Türkiye'ye ben 2016'da döndüm, 6 sene Türkiye'de kaldım. Annemin bana ihtiyacı vardı. Ben onun bana ihtiyacı olduğunu değerlendirdim. Ve gittim orada 6 sene kaldım. 6 sene kaldığım süre içinde de bir sürü bir şeyler de yaptım. Ayrı bir video konusu. Ancak dönüp geldiğimde bıraktığım Kanada'yı bulamadım. Örneğin biz 2020'de evimizi sattık. Evimizi sattıktan bir sene sonra ev fiyatları %25 yükseldi. Apar topar ayrı bir ev almak zorunda kaldık. Fiyatlar pandemiden sonra bir daha düzelmeyecek şekilde yükselmeye başladı. Ha, enflasyon %2,5. Buraya göre yüksek ama. Sağlıkla ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ben yaşamıyorum ama benim yaşamıyor olmam Kanada'nın sağlıkla ilgili sıkıntıları olmadığı anlamına gelmez. İyi bir aile doktorunuz yoksa, hatta aile doktorunuz yoksa, çünkü doktor sıkıntısı var. 1000 kişiye düşen doktor sayısı Avrupa'nın yarısı kadar neredeyse. Almanya 4,5 sanıyorum, burada 2,5. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız, benim gösterdiğim pembe tablonun yanı sıra sizlere anlatamadığım, daha doğrusu beni etkilemediği için gündeme getirmediğim bazı konular var. Örneğin kiralar çok yüksek. Geldiğinizde başlangıç seviyesinde işe başlayacaksınız. Karı koca çalışacaksınız. Uber yapacaksınız. Gerekirse Tim Hortons'a şuna buna orada çalışacaksınız. Belli bir süre o geçecek. Ancak o süre içinde gerçekten çok sıkıntı çekebilirsiniz. Ev almakta eskisi kadar kolaylık göremeyeceksiniz. İşte biz niye yaşıyoruz? Geleceğiz, ev alacağız, araba alacağız. Eşyalarımızı alacağız. Çocuklarımızı okula yollayacağız. Güzel bir hayata başlayacağız. Şimdi burada ev almakta sıkıntı var. Araba almakta eskisi kadar kolaylık yok ama yine de sorun yok. Ancak kiralar çok yüksek. Asgari ücretli bir kişi tek başına çalışarak bir yer kiralayamaz. Ya karı koca çalışacaklar ya da bir yerde o da kiralayacak. Dolayısıyla buraya gelecek olanlar bu noktalardan da hareket ederek düşünmeler lazım. Şimdi ben dedim ya, iyi ki gelmişim. Bir kere daha söylüyorum, iyi ki gelmişim. Buraya gelip de zaten memnun olmayanın dönüşü hazır, gider, döner. Bir şey yok ki, dönmekte bir sıkıntı yok. Burada yapamayan kişinin başka bir ülkeye ya da ülkesine geri dönmesi doğal bir olay. Yapamadığı halde kalması da doğal bir olay. Ülkesinde de doğru bir hayatı yoksa, orada da sıkıntı çekecekse, sıkıntıyı orada değil de burada çekmeyi göze alabilir. Genç gelenler için bu biraz daha geçerli belki. Ancak 35 yaşın üzerinde, ki öyle bir videom da var, 35 yaşın üzerinde gelinir mi şeklinde, oradaki videonun ana fikri gelinebilir şeklindeydi. 35 yaşın üzerinde kuru düzeni olan, orada bir geliri olan kişi eğer videonun başında saydığım sorunlardan şikayetçi değilse, baskılardan, polis kontrollerinden, yere atılan çöplerden, ses kirliliğinden, çevre kirliliğinden, esnafın kazıklamasından, insanların yalan söylemesinden, ve beni çok etkilediği için açıkça söyleyeyim,
herkesin herkese neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini söylemesinden rahatsız değilseniz, orada da işiniz varsa gelmeyi asla düşünmeyin. Ha, bunlardan rahatsızsanız, şimdi bütün bunlara katlanmayacağım diye Kanada'ya geldiğinde, Kanada'da da iş bulmakta sıkıntı çektiğinde ya da bulduğun işle yaşayamadığında sıkıntı orada başlıyor. Onun için ben yasal yollardan gelin diyorum. Çünkü yasal yollardan geldiğinizde yanınızda belli bir para getirmeniz isteniyor. 11-15 bin dolar falan. O size bir yastık oluyor geldiğinizde, geçiş dönemindeki sıkıntıları aşmanızı sağlıyor. Ama siz parasız pulsuz elinizi kolunuzu sallayıp gelirseniz, ki o şekilde zaten göçmen gelemezsiniz, mülteci gelebilirsiniz. Mülteci olarak geldiğinizde sıkıntı yaşarsınız. Burada yapılan yardımlar yeterli değil. Birinci konu bu. İkinci konu, Kanada'da dahil batıdaki ülkelerde ciddi bir göçmen karşıtlığı başladı. Ama daha çok yasal olmayan göçmen, yasa dışı göçmen, illegal göçmen. Bunlara karşı çok ciddi bir tepki var. Ama Kanada'da da, Amerika'da da videoları biraz incelediğinizde göreceksiniz. Yasa dışı göçmenliğe karşı, yani mülteciliğe karşı bir tepki var. Aslında mültecilik yasa dışı bir olay değildir. Kabul edilene kadar, kabul edilmedikten sonra zaten geri gönderiliyorsun. Şimdi onlara yönelik de hükümetlerin aldığı tedbirler giderek katılaşıyor. Öğrenci vizesiyle geleyim, burada çalışayım, burada çalıştıktan sonra Kanada'da kalayım. Bu bir beyin göçü aslında. Kanada bunu destekliyor. Gelişmiş ülkeler destekliyor. Ama o da belli bir şekilde kısıtlanmaya başlandı. Sadece o değil, halkı da değişiyor. Onu da göz önünde almanız lazım. Eskisi gibi değil. İnsanlar da farklılaşıyor. Etnik kökenlerden kaynaklanan alışveriş sırasındaki birkaç videomda bahsettiğim farklılıklar da var. Şimdiki mevcut durumdaki sıkıntılar, şimdiki mevcut durumdaki yaklaşımları eleştirmek amacıyla yapmıştım o videoları. Bunları da o amaçla söylüyorum. Yani Kanada'ya gidelim, huzurlu yaşayalım, güzel yaşayalım filan. Doğru. Ama ekonomik bakımdan sıkıntın varsa, toplumda sana karşı bir tepki varsa, gelecekte bu tepki daha da artma riski varsa, artı kendi ülkendeki yaşadığın sıkıntıları burada da yaşayacaksan, niye buraya gelesin ki? Bir gün Montreal'de Ömer Bey'i ziyarete gidiyorum, bizim Anadolu Gazetesi'nde başyazarımız. Şöyle bir çevreye baktım, dedim, burayı ben videoya alsam, yürüyenleri, gezenleri, bilmem neleri, kimse Kanada demez. Böyle bir ortamda yaşayanlar da kendilerini biz Kanada'da yaşıyoruz diye dışarıya karşı tanıtıyorlar, söylüyorlar. Herkes de özeniyor, o Kanada'da yaşıyor. Değil. Öyle bir ortamda insanlar yürüyor. Dedim ki ben burada yaşayıp da Kanadalıyım demenin çok bir anlamı yok. Ben ilk geldiğimde Kevser Hanım arabasını kilitlemiyordu. Çalınmaz nasıl olsa, çalınırsa da sigortadan parasını alırım diyordu. Ben de o alışkanlıkla arabamı hiç kilitlemezdim. Eşimle tanıştığımda o dedi ki niye kilitlemiyorsun? Dedim bir şey olmuyor ki. Olmasa da kilitlemek lazım dedi. Hani önce sağlam kazağa bağla, sonra Allah'a emanet et der gibi. Her evde alarm vardı. Hem şey alarmı, gaz alarmı, hem de güvenlik için yapılmış olan kameralar ya da harekete duyarlı alarm sistemleri. Ancak hırsızlıklar yoktu. Gel gelelim, 2-3 senedir Kanada'da inanılmaz derecede lüks arabalar çalınmaya başlandı. Ve bunlar rahat bir şekilde de ithal ediliyor. Aynı etnik mensubu ait kişilerin oluşturdukları çeteler, uluslararası bir örgüt olduğunu düşünüyorum ben. Uluslararası bir suç örgütü olduğunu düşünüyorum. Yani akıl alacak gibi değil. Demek istediğim, insanı farklı, ekonomisi farklı, tepkisi farklı. Bir de güvenlikle ilgili bu tür sorunlar da gündeme gelmeye başladı. Yolda yürürken biri size dik dik bakıp saldırır mı? Daha oralarda değiliz Allah'a şükür. Ama Tim Hortons'a gittiğimde şikayet ettiğim bir Hintli arkadaş yöneticinin arkasından bana kaş göz işareti yapıyordu mesela. Yavaş yavaş bunları burada görüyor olmak rahatsızlık verici tabii. Şu konuyu da aklınızda tutun bence. Buraya gelenler
Burayı anlatıyorlar, güzelliklerini anlatıyor. Mülteci geldiyse de işte mülteciliğini anlatıyor, nasıl geldiğini, nasıl başardığını, devletten aldığı destekleri, her şeyi anlatıyorlar, gördükleri güzellikleri filan. Siz de orada izlerken diyorsunuz ki ay ne güzel. Ama bunların hiçbiri, beni deport ettiler, geri gönderiyorlar, başaramadım, geri dönüyorum videosu çekmiyor. Çekenler de kendilerini değil de sistemi, soğuğu filan suçlayarak video çekiyorlar. Onun için diyorum ya, yatırım tavsiyesi değildir der gibi, göçmenlik tavsiyesi değildir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ben bunları da göz önünde bulundurduğum için diyorum ki şimdi olsa muhtemelen Kanada'yı tercih etmezdim. Başka ülkeler, Avrupa ülkeleri özellikle, Kanada'ya göre çok daha avantajlı. Ben gelmeden önce İngiltere'yi düşündüm, Avrupa'yı düşündüm, Amerika'yı düşündüm, Avustralya'yı düşündüm, Kanada'yı düşündüm. Avrupa'ya gitmek istemedim, ciddi bir Türk düşmanlığı olduğunu. Ben Avrupa'ya çok çıktım buraya gelmeden önce. Görevim gereği zaten sık sık gidiyordum. Gittiğinde orada NATO toplantılarına, şuna buna, orada öyle kalmıyorsun ki, ondan sonra çıkıyorsun, dolaşıyorsun. Ya da özel görevli gitmiştik zaman zaman. İngiltere'ye, Fransa'ya, Monaco'ya vesaire, oraya gittiğinde görevin bittikten sonra dolaşıyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Ve sevilmediğini anlıyorsun. Öyle olduğu için ben Avrupa'ya gitmeyi istememiştim açıkçası. Ama Avrupa'ya göçmen gitmenin Kanada'ya göre bir sürü avantajları da var. En başta mesafe avantajı var. Almanya doktorları, sağlık çalışanlarını kabul ediyor ve doktorluk yaptırıyor. Kanada'ya gelen doktorlar, dişçiler, hemşireler mesleklerini yapamıyorlar. Sanki Kanada'nın vücut yapısı farklıymış gibi, anatomisi farklıymış gibi. Ama dediğim gibi temelde ekonomik nedenlerle Kanada'yı şu anda göze alacak kişilerin bir birikimle gelmesi lazım. O geçiş dönemini, ki 5 yıl, 10 yıl arası değişiyor, o 5-10 yıl içindeki süreci aşabilmeyi göze almaları gerekiyor. O yüzden ben eğer bugün gelmeye kalksaydım, Kanada'yı tercih etmezdim büyük olasılıkla. Ya Yeni Zelanda'yı, ya Avustralya'yı, ya da Avrupa'da bir ülkeyi tercih ederdim. Ya kabul edilir miydim, edilmez miydim? O zaten göçmenlik için Kanada'ya da aynı şekilde başvuruyorsunuz. Kabul edilebilirsiniz, edilmezsiniz. Yasa dışı olarak ben oraya da giderim, buraya da gidim diyorsanız, onu bilmem, o zaman onlara da şöyle bakacaksınız. Mülteciliğe, yasa dışı göçmene en çok hoşgörü gösteren ülkeler hangisiyse oraya gitmek lazım. Bunlara en çok hoşgörü gösteren ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleriydi. İsveç'te, Norveç'te şu anda çok ciddi bir şekilde buna da bir düşmanlık var. Bakın, depremden sonra Adıyaman'dan bir arkadaşla biz yazıştık. Hatta onun buraya gelmesi için biraz çaba da göstereyim falan diye düşündüm. Kendisiyle de konuştuk. Bir tane kızı var, genç bir çift. Ancak sorumluluğu alamadım. Sorumluluk da şu, yani onu buraya getirmenin maddi tarafı falan değil. Ya burada tutunamazlarsa, orada iyi kötü bir bildikleri bir şey, sıkıntı yaşadılar, yaşanıyor doğal olarak. Ama buraya geldiğinde sorumlusu ben olacağım. Oradaki sıkıntının sorumlusu ben değilim. Bir burası var. Bir de şöyle bir gerçek var. Ne yazık ki geçen süreç içinde bu şekilde çalışma izniyle gelenlere Kanada yavaş yavaş kapıları kapatmaya çalışıyor. Belki de o arkadaş eşini, kızını falan alıp buraya gelecekti. Geldikten sonra da 2 sene, 3 sene sonra zaten tam düzene giremeden Türkiye'ye geri yollanacaktı, bilmiyoruz. Kanada'da ciddi bir şekilde işsizlik oranlarının yükselmesi, enflasyonun %2,5 ama hayat pahalılığı şeklinde gündeme gelmesi, ev fiyatlarının yüksek olması, ev kiralama imkanlarının kısıtlanmış olması, bunlar doğal olarak Kanadalıları rahatsız ediyor. Bütün dünyada olduğu gibi Kanada'da da muhafazakarlar bu konuyu iyice eşeliyorlar. Şu anda liberaller var. Yani bir bakıma solcu diyebiliriz şu andaki iktidara. Onlar da ister istemez oy alabilmek için bu sağın prim yapabileceği alanlara el atarak kısıtlamalara gidiyor. Bir risk alıyorsanız kabul edilebilir riski almanız lazım. Benimki gibi. O risk beni ne kadar etkiler? Bedeli ne olur? Ben emekli ikramiyemle geldim buraya. Onun bedeli, emekli ikramiyemin hepsini de getirmedim açıkçası. Emekli ikramiyemi yok etmek olabilirdi.
Onu göze alıp geldim. Gayrimenkullerini satıp gelen başka bir arkadaş var burada. İşte çocukların eğitimi için geldiler. Ancak karı koca ikisine birden burada kalma izni vermiyor devlet. Senelerdir uğraşıyorlar. Ya anne kalacak ya baba kalacak deniyor. Öyle olunca Kanada'dan da nefret ettiler. Hayatları bozuldu. Ha, orayı da satıp burada aldıkları evi tekrar buradan sattıklarında muhtemelen orada benzeri şekilde geri alabilirler. Ben öyle zannediyorum. Bilmiyorum detayları açıkçası. Ama bunlar önemli şeyler. 20 sene, 25 sene kalmış insanların içinde mutsuz olan, niye geldim diyen görmedim ama zaten niye geldim diyen geri dönmüş oluyor da. Kalmış, düzenini kurmuş, evi var, arabası, bir düzeni var, işi var, emekliliğini almış kişilerden de. Niye geldim diyeni duymadım. Videolarım var zaten. 30 yılı aşkın Türklerle, 25 yılı aşkın Türklerle yaptığım videolar var. Burada konuştuklarım var. Belli bir süreyi göze alıyorsanız gelinebilir yine de. Ama ben olsam Kanada'ya değil de başka bir ülkeye göç ederim. Ve Türkiye'de kalır mıydım? Vallahi ben kalmazdım. Peki Türkiye'de kalmamak vatan hainliği mi? Ayrı bir video konusu. Bugünlük bu kadar efendim. Tekrar söylüyorum. Ben iyi ki geldim. Hiç pişman değilim. O günlere geri dönsek yine gelirdim. 10 kere dönsek 10 kere dönürdüm. Metin Uyar'ın videosunda vardı. 100 kere, 1000 kere gelirdim falan diye onu kendi güzel üslubuyla söylüyordu. Tır şoförü Metin Uyar'ın videoları var. Onu da izleyebilirsiniz. Aşağıya linkini de koyarım. Ancak bugün olsa başka bir yeri düşünürüm. Çünkü Kanada'nın şu andaki durumu buraya yeni gelecek insanlar için bizim geldiğimiz zamanki gibi değil. Bugünkü video bu kadar. Sevgiyle, tutkuyla, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.